Afetin içinde bebek müjdesini aldılar. Ancak yine de mücadeleyi bir an olsun bırakmadılar. Acil tıp teknisyeni Fatma ve Faruk Bulut yangınların ilk gününde gönüllü olarak Düzce'den Muğla Milas'a gitti. İnsanların yaralarını sarmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ben eşimle birlikte geldim. Biz birlikte gelme kararı aldık. Birbirimizden güç alıyoruz. Yangın bölgesinde hayat kurtarmak için zamanla yarıştıkları da oluyor. Akçakaya mahallesinde tahliye kararının ardından yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı da sırtlarında böyle taşımışlardı. Dağın yamacındaydı evi. Transit ambulanslarımızın ulaşamayacağı bir yerdeydi. Arazi ambulansımızla biz gittik. Teyzemizi oradan aldık. Yani yürüyemiyordu teyzemiz. Bayırdan indirip güvenli alana aldık. Güvenli alana taşıdık. Dilerim ki bir daha böyle bir afeti, böyle bir şeyi yaşamayız. Bölgedeki fedakarlığı anlatan bu kareyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Alevlerle mücadele sürerken Bulut çifti bir bebek haberi aldı. Çok heyecanlandım, çok güzel bir haber aldım bu afetin içinde. Bir an olsun bırakmak istemedim burayı. Terk edip de gitmek istemedim. Sağlıkçı çift bölgede ekip arkadaşlarıyla birlikte yaraları sarmaya devam ediyor.